Sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler, ben veteriner hekim Burak Çelik. Bir Bilinçli Hayvancılık programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Bursa, Mustafa Kemal Paşa ilçesi Kumkadı mahallesindeyiz. Kumkadı'da koyuncu tarım ve hayvancılıktayız. Misafirlerimiz var. Önce işletme sahibi Sinan Koyuncu aramızdalar. İsterseniz onu tanıyarak başlayalım. Buyurun. İsmim Sinan Koyuncu. Uzun zamandan beri soy isimden de anlaşılacağı gibi dededen bu tarafa koyun, büyükbaş, hayvancılığın içinde olan bir şirketleştik şu anda. Kurumsallaşma yolunda ilerliyoruz. Hayırlı olsun. Bu işletmelerde elimizi neredeyse yönetmeye çalışıyoruz hayvancılık tarafını. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yine misafirimiz sizlerin, özellikle seyircilerimizin çok yakından tanıdığı ziraat mühendisi Bekir Kaplan Bey aramızdalar. İsterseniz kısaca onu da tanıyalım. Bekir Kaplan ben. Mustafa Kemal Paşa'da yaşıyorum. Ziraat mühendisiyim. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Ömrümüzü yettiğince de yapmaya çalışacağız. Bugün siz davet edince kıramadık, geldik. Yanımızda kardeşimiz ederim. Var Sinan Bey. Aynı evet. Köydeniz. Arada yan yana gelip konuşma şansı buluyoruz. İnşallah bugün de devam eder. İnşallah. Çok teşekkürler. Evet, biz özellikle Mustafa Kemal Paşa ilçemizde besiciliğin olduğu bir bölge değildi aslında Mustafa Kemal Paşa. Yani damızlık hayvan işletmelerinin yoğun olduğu bir bölge Bursa ilinin Mustafa Kemal Paşa ilçesi. Ama son yıllarda, birkaç yıldan beri 5, özellikle besicilik üzerine yatırımların fazlalaştığı, besicilikle ilgili özellikle bizim programlarımızda Bekir Bey de sağ olsun, o da ziraat mühendisi olarak besi hayvancılığı üzerine uzmanlaştığı için, uzman olduğu için bu bölgede besicilikle ilgili bir adım daha ileriye gidildi diye düşünüyorum. Evet, değil evet. mi? Son. Evet. Şöyle izah edeyim. O kronolojiyi şöyle sıralayayım. 5-6 yıl kadar önce ben ilk Kemalpaşa'ya geldiğimde bir belediye mezbahası vardı. Böyle çok insanlar dişi hayvanından kalan erkekleri beslemeye çalışıyorlardı. Tabii bu 5 yıl içinde çok şey değişti. Artık bunu bir meslek olarak gören, buna yatırım yapan pek çok insan arttı. Şu an Kemalpaşa'da 3 tane kesimhane oluştu. Evet, 3 tane oldu. Kendi yaklaşık 20 kilometrelik bir hinterland içerisinde 11-12 tane mezbaha oldu. Kısaca biz İstanbul'un bir arka bahçesi olduk. Evet, ama buna da talibiz zaten, tabii, değil mi? Tabii, yani İstanbul, Bursa ve İzmir dediğimiz zaman Türkiye'nin en büyük 3 tane ilinin neredeyse tam ortasına denk geliyoruz. Tabii. Şöyle diyeyim, son 5-6 yıl içerisinde İzmit köprüsünün de açılmasıyla bizim evet. İstanbul'a yakınlığımız 1 saat 35 dakika oldu. Çok güzel. Dolayısıyla İstanbul'da bir kesimhanenizin olmasından ziyade Kemalpaşa'da bir kesimhanenizin olması daha iyi. İşte geçen bu işlerle uğraşan bir arkadaşımızla sohbet ederken diyor ki bizim diyor iş yapma kabiliyetimiz İstanbul'dan daha hızlı hale geldi. Ben diyor sabah kesimimi yaptırıyorum, akşama kadar etimi soğutuyorum, akşam diyor İstanbul'a götürüyorum, gece 11'e kadar etimi dağıtıyorum ve evime gidiyorum diyor. Yani evet. Toplam operasyon süresi 24 saatten kısa bir zaman aldı. Evet. Tabii bunlar bizim için büyük avantaj. Bir de biliyorsunuz Bursa tarımın başkenti. Tohum firmaları burada. Evet. Süt firmaları burada. Evet. İşte mezba sayısında gıda evet. burada, beyaz et burada, kırmızı et burada. İstanbul'a yaklaştık. Tabii konserve İzmir'e de yaklaştık ama değil mi? Yaklaştık. Çünkü lojistik, otoban aracılığıyla tabii, İzmir'le tabii, yaklaştı kesinlikle, artık. Kesinlikle. Tabii bir de buranın sanayi ve finans altyapısı var. İnsan kaynakları altyapısı var. Doğayı biliyorsunuz, ekolojiyi biliyorsunuz çok güçlü. Tarım küçük özellikle başta, tabii, yani tabii. hayvancılık için gerekli olan Türkiye tarımın sanayi burada. Evet, işte merkezi sayılabilir. Dolayısıyla Sinan Bey gibi kardeşlerimizin de finans durumu güçlü olunca onlar da daha büyük ölçekte yapmaya çalışıyor. İşte kendine göre ölçeği olan daha mütevazı ölçeklerde yapmaya çalışıyor. Ben tahmin ediyorum önümüzdeki yıl bu yoğunluk biraz daha artacak. İnşallah. Zaten biz geçen sene, yani 2019'u da bu arada değerlendirmek istiyorum sizlerle birlikte. Çünkü 2019 yılında özellikle besi ve besi hayvancılığı ile ilgili büyük bir sıkıntı, büyük bir kriz atlatıldı. Bu krizi de yaşarken biz de işin içinde olduk aslında. Yani Sinan Bey mesela daha bu işi büyük çapta yapıyorsunuz. Binli, 2000'li sayılarla besicilik yapıyorsunuz. Bekir Kaplan abimiz bu işi yüzlü, 200'lü rakamlarda yapıyor. Biz de macera olsun diye bir 3-5 tane de biz koyduk.
2019 yılında aslında şöyle bir küçük bir antrenman yaptık ama yani yaptığımız antrenmanın neticesinde zannediyorum ki hiçbirimiz para kazanamadık. Sadece o yılı atlatmaya çalıştık. 2019 nasıl geçti? Şimdi 2019 gerçekten zor bir yıldı. Yani hayvancı ve çiftçi açısından baktığımızda maliyetlerin arttığı, büyük krizlerin yaşandığı, dövizde büyük oynaklıkların, faizlerin yüksek olduğu bir yıldı. Tabi bunlara adaptasyon sürecini yaşıyoruz. Bunlara ayak uydurmak çok zor. Çünkü biz gerçekten hayvancı olarak işimize adapte olmak istiyoruz. Yani bir zaten finans kuruluşları var. Finansı işi halleden, bankalar var. Banka işini halleden. Yani uzmanlaşma alanımız bizim hayvancılık. Biz orada ne yapabiliriz? Daha iyi hayvan nasıl besleyebiliriz? Bunun peşinde, bunun düşüncesinde olmamız gerekir ki kendi işimizde daha verimli olalım. Fakat tabii ister istemez bu olumsuzluklar 2019 yılında bizi etkiledi. Niye? Çünkü biliyorsunuz hayvan ithal ediyoruz biz. Evet. Besili, 2019'da besilik hayvanı ithal ettik. Evet. Bunu nereden? Güney Amerika tarafından biz bu zamana kadar hayvan getirdik. Evet. Orada dolar maliyetleri var. Çok büyük etken bizim hayvan alacağımız, temin edeceğimiz zaman bir anda doların yüksekliği bizim maliyetimizi çok ciddi anlamda etkiledi. Etkiliyor. Evet, şimdi etkiledi. Mesela örnek verirseniz yılın başında mesela neydi rakamlar, yılın hani ilerleyen yükseldiği zaman neye çıktı? Yani bir hayvanın maliyeti neydi, ne oldu? Hani rakamlar üzerinden konuşabilir miyiz? Yani rakamlar birazcık daha şey olsun, gerçek olsun. Üzerinden konuştuğumuzda geçen yıl Ekim ayında 6.5'lara kadar dolar çıktı. Evet. O süreçte de ben kendi işletmem açısından konuştuğumda benim hayvan almam gerekiyordu. Çünkü işletmemi kestirmiştim hayvanları. Evet. 6.3 gibi dolar yapıp ben hayvan aldım. Evet. 6.3'lerde. Yani hayvan maliyetini kaça denk gelmiş oldu? Hayvan yani maliyetleri şöyle, beslemenin sonunda 32 TL gibi karkas hayvan maliyetim vardı benim. Anladım. 32 TL. Yani komple hayvanı beslediğimde, aldık, 8 ay besledik, sonraki kestirdiğimizde evet, 8 maliyetimiz ay. Hayvan başı kilogramda karkasta 32 TL benim maliyetim vardı. Ama yani, kesim fiyatları 29'lara kadar geriledi. 28'lere kadar geriledi. O dönemki hayvandan zarar ettik. Anladım. Yani tabii, ciddi anlamda zarar ettik. Kurtarmadı mı? Kafa kafaya çıkmadı mı? Yani hani acaba diyorum, soruyorum. Yok, kesinlikle işletme maliyetini, finans maliyetini tüm giderleri üst üste bindirdiğimizde 32 TL bize zarar yazdı. Çünkü kesin 32 TL'yi biz hayvan kestiremedik. Evet. 30 ve 31 TL civarlarındaydı. Tam 31 lira. Evet. Anladım. Şimdi tabii kesim konusu da bir farklı konu. Niye kesim? Bizde standart bir, Türkiye'de maalesef standart bir kesim yok. Evet. Aynı zamanda hayvanın et değeriyle alakalı da bir bizim artımız yok. Yani bugün etçi ırk bakanla etçi bakmayanın fiyatı aynı. Aynı fiyat. Evet. Etin kalitesi burada biraz ön plana çıkması lazım. Öyle olması lazım. Dünyada bu böyle. Birçok yerde bu böyle. Hı hı. Orada bir problemimiz var. Bunların da çözülmesi lazım. İkinci bir noktada hayvan maliyetleri işte. Orada arpa maliyetimiz bizim çok. Girdilerimiz çok önemli. Yem maliyetlerimiz çok önemli. Orada yem sanayi ne yapacağını bilemedi. Vadeleri öne çekti. Gerçi ben şey kullanmıyorum. Fabrika yemi kullanmıyorum. Kendi yemimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama evet. Sonuç itibariyle bunlar da bir maliyet. Yemci maliyetini göremediği için vadeleri öne çekti. 6.3'lere 6.5 dolarlara kadar şey olduğu için kur gördüğü dolar için kuru, evet, ona göre evet. Maliyetlerini ortaya koyunca bu sefer hayvancılık yapılmaz ve karsız hale geldik ki bugün birçok besi işletmesi yerine besi hayvanını koymadı. Anladım. Koymadı. Bir de devletin ithalatla ilgili yani Güney Amerika'dan gelirken evet. Bildiğim kadarıyla bazı değişiklikler oldu. Yani yılın sonuna doğru ne gibi değişiklikler oldu ithalatta? Yılın sonu geçen yıl yine 12. ay gibi ithalatı kapattı devlet. Evet. İthalatı kapattıktan sonra orada yine fiyatlarda bir dalgalanma, işte iç piyasada hayvan maliyetlerinde bir dalgalanma oluştu. Karkas fiyatlarında bir dalgalanma oluştu. Fakat Ocak ayından sonra Şubat ayına doğru birdenbire yine ithalat açıldı. Ama bu sefer ne oldu? Hı hı. Avrupa'dan evet. Hayvan, besilik hayvan ithalatı açıldı. Güney Amerika tamamen kapatıldı mı? Aslında tamamen kapatılmadı fakat orada
getirmenin bir mantığı kalmadı, bir anlamı kalmadı. Anladım, avantajlı değil artık. Yani resmi olarak kapattım demedi bakanlığımız ama kontrol belgesi istediğimizde de bu kontrol belgesini bize vermedi. Anladım. İşi evet. Zorlaştırdığından İşi biraz daha zorlaştırdı. Avrupa'ya kaydık yani. Avrupa'ya kaydırdı. Evet. Avrupa'dan gelen hayvanlarla Güney Amerika'dan gelen hayvanlar arasında bir farklılık var mıydı? Şimdi tabii ırk olarak farklı zaten. Irk olarak en başta, tamamen farklı. İşte Brangus, Angus. İşte daha farklı ırklar ama Avrupa hayvanında biliyorsunuz Charolais, Limousin, evet. Birinci sınıf, ikinci sınıf, işte Belçika mavisi türü hayvanlar var. Şimdi öyle bir şey ki Burak Bey. Yani şimdi, Güney Amerika'dan gelen hayvanlar daha mı dayanıklılık hastalık yönünden, et tutma performansı yönünden bir farklılık görebildiniz mi? Ya da Avrupa'dan gelen hayvanlar hastalıklara daha dayanıklı mı, daha az dayanıklı mı? Et tutma kapasiteleri aynı mı? Karlılık açısından yani evet. Hangi ırk şimdi yaptığınız için ikisini de denediğiniz şimdi için hangisinden memnun kaldınız? Maliyetlere bak. Zaten maliyet hesabı yaparak karar veriyorsunuz. Güney Amerika hayvanı maliyet açısından baktığımızda daha karlı olduğu için Avrupa hayvanı değil, Güney Amerika hayvanı bakmaya karar veriyorsun. Evet. Buraya kadar problem yok. O hayvan geliyor bir tamam, şekilde. Tamam. Geldikten sonra işletmeni alıyorsun. Şimdi ırkı farklı olduğu için, tamam. Yeri de farklı olduğu için bunun beslemesi, sağlık problemleri, her şeyi bambaşka. Her şey değişiyor. Her şey değişiyor. Yani şöyle bir şey yok diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani besi ırkı olsun da ne olursa olsun alırım ben bunu beslerim aynı metotla diyemiyorsunuz. Böyle çünkü şey yok. Irk değiştiği zaman besleme de değişiyor, bakım şartları değişiyor, hastalık değişiyor. Tabii hastalık oranları, ihtimalleri her şey değişiyor. Her şey farklılaşıyor. Yani ağır ortamı, ağır ortamından tutun da işte her şey başlı başına farklılaşıyor. Bu defa oradan orasını kapatıyorsun. Tamam. İhtisas isteyen bir şey. Yani ben onu öğreniyorsun ister istemez aynen yaparak. Öyle. Yani yanlış yapa yapa evet. O işi de öğreniyorsun. Kesinlikle. Sonra Avrupa hayvanına bakmaya başlıyorsun. Bu sefer hadi yeni bir macera. Her şey değişiyor. Bütün rasyonların değişiyor, maliyetlerin değişiyor. Yönettiğim hastalıklar her şey bir bambaşka oluyor. Şimdi düşünün ki bugün bir eğitim almak lazım. Eğitim şart. Mutlaka. Allah'tan şöyle bir şey var. Bekir abi bu konuda biraz daha uzman olduğu için biz şanslıyız. Ben kendimi şanslı görüyorum. Niye? Bizim işletmemiz Bekir Bey'le çok yakın. Evet. İşte onun önceki deneyimleri olduğu için işte soruyorsun işte ne yapmamız lazım, nasıl yaparız, nasıl ederiz gibilerinde sürekli kapıyı aşındırmaya başlıyorsun. Aynen. Ama bu her işletme için bu aynı şey değil. Tabii ki. Aynı şey değil. Tabii. Yani özellikle bu bölge yani ister istemez bu bölge birkaç yıl içerisinde böyle yavaş yavaş değerlenmeye başladığını görüyorum ben. Yani İstanbul'a yakınlaşması, işte otoban aracılığıyla İzmir'e yakınlaşması, bölgede hayvancılığı yapan besi işletmelerinin sayısının artması, tecrübenin artması, bölgede bu işten anlayan işin uzmanlarının yavaş yavaş ortaya çıkması. Çünkü biz yapmış olduğumuz televizyon programlarıyla geçen hatta Bekir Bey de bilir, Diyarbakır'dan bir misafirimiz gelmişti hatırlıyorsunuz. Yani bizim programlarımızı seyrederek Diyarbakır'dan bizi ziyarete gelmiş. Diyor ki işte ben Doğu Anadolu, Güney'de o bölgede Doğu Anadolu, Diyarbakır'da hayvancılık yapmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Hatırlıyorsun. Dedik ki yani biz yardımcı olalım ama hani buradaki bir işletmeye yardım ettiğimiz gibi bizim Doğu Anadolu'daki bir işletmeye yardımcı olmamız çok zor. Ha, telefon üzerinden yardımcı oluruz. Şöyle yap, böyle yap, şunu şöyle diyebiliriz ama yani işletmenin göz önünde olması, bizzat işletmeye gidip oradaki gidişatı görüyor olmak çok farklı. Değil mi? Yani bu bölgeye biz aslında yani özellikle İstanbul açısından bu bölgeye, Bursa ve İstanbul bizim için çok önemli büyük şehirler çünkü. Bu bölgeye biz yatırımcı istiyoruz aslında. Ben istiyorum yani şahsen. Yani bu bölgenin canlanmasını hayvancılık açısından daha büyük işletmelerin ve yatırımların bu bölgeye kurulmasını istiyoruz. Şimdi tabii konu konuyu açıyor ama şimdi Bekir Bey ile birlikte biz bir hafta 10 günden beri hatta belki bir aydan beri yani şöyle bir 200 hayvanı içine koyabileceğimiz bir işletme arıyoruz değil mi? Yani arıyoruz ama yok. Niye? Altyapı olmadığı için. Yani bu zaman içerisinde, yıllar içerisinde, belki 3 yıl, 5 yıl içerisinde bu tip işletme talepleri artarsa, bu tip işletmelerin sayısı artacak. Biz de aradığımız zaman o tip işletmeyi bulabileceğiz. Ama küçük işletmeler var. Yani 10 hayvanlık, 20 hayvanlık, 50 hayvanlık. Çünkü neden? Bu bölgede yapılan hayvancılık bugüne kadar böyleymiş.
Bundan sonra beklenti daha büyük hayvancılık işletmeleri. Tabii. Yani biz özellikle bunu bekliyoruz. Şimdi özellikle size sormak istiyorum Bekir Bey. Geçtiğimiz yıl 2019 Sinan Bey yurt dışından Güney Amerika'dan, işte yılın sonlarına doğru, bu yılın sonlarına doğru Avrupa'dan, yani ithalata dayalı bir besi hayvancılığı yapıyor. Çünkü ülkemizdeki hayvan sayısı, hani hayvan potansiyeli sizin Türkiye'den temin etmenizi imkan sağlamıyor, tarımıyor. Doğru mu? Yani Türkiye'de bunu doldurmak çok zor. Yani doldurulabilir, doldurulamaz diye bir şey değil. Türkiye, yani ben Türkiye dediğinde şöyle, yurt dışından hayvan getiren değil de ben kendi işletmemden veya birçok süt işletmesinin erkek hayvanların yurt dışına gitmesini veya besilik hayvanların yurt dışına gitmesini hep umuyorum ve talep ediyorum. Bu böyle olması lazım. Çünkü burası Türkiye. Yani. Ama şimdi bakın, siz ithalat dediğiniz zaman belki bir partide kaç tane hayvan geldi? Tabii adetsel anlamda işte bir binler civarında biz bir partide hayvan getirdik. Şimdi siz Türkiye'den binle hayvan, yani bulup getirebileceğiniz bir potansiyel, bir pazar, bir şey benim bildiğim kadarıyla yok. Belki parça parça gelir. Parça parça gelebilir ama burada şimdi o da sağlık problemleri. Yani en büyük sıkıntı orada zaten. Niye yurt içinden hayvan koymuyoruz? İşte sağlık problemleri. Etçi ırk. Evet. İstediğimiz kalitedeki etçi ırk. Hayvanı bulamıyoruz. Evet. Bir ikincisi de bu hayvanların, Türkiye'deki hayvanların hastalık insidansımız bizim yüksek. Bu çok önemli. Yüksek olduğu için bu hayvanları toplayıp işletmeye koyduğumuz andan itibaren de sıra Bekir Kaplan'ın tecrübelerine geldi değil mi abi? Çünkü Bekir abi özellikle Türkiye'den temin ediyor ama bunun incelikleri var, hassas noktaları var. 2019 nasıl geçti? Siz yurt içinden temin ederek besi hayvan yetiştiriciliği yaptınız. Evet, yani 2019 bizim için de gerçekten çok zor bir yıl oldu. Diyebilirim ki meslek hayatımın en zor yılıydı. Evet. Ama herhalde bir noktada şanslıydık. Bu benim 4. ülkesel krizim. Evet. Talihsizlik mi dersiniz, şanssızlık mı dersiniz ama bu 4. kriz. 4. kriz olunca biraz daha rüzgar ne taraftan esecek biraz daha kolay tahminleyebiliyorsunuz. İşte krizi yaklaşık bir 6 ay kadar önce tahminleyip ona göre kendimiz ölçeğinde birkaç küçük tedbir aldık. Şükürler olsun o tedbirler sayesinde 2020 senesini görme şansımız var gibi duruyor işletmemizde. Tabii nasıl geçti 2019? Gerçekten zordu. İşte Sinan kardeşimin de dediği gibi yem fiyatları çok arttı. Piyasadaki dengesizlik arttı. Hayvan fiyatları arttı. Bu dengesizlik karşısında piyasanın nasıl reaksiyon vereceği belirsiz hale geldi. Kesimciler Sinan Bey'in etkilendiği direkt dolar sizi etkilemedi belki ama bizi de indirekt noktadan etkiledi. Neden indirekt noktadan etkiledi? Biliyorsunuz yem maddelerinin neredeyse %60'ı ithal. Evet. Dolar bazında ithal edildiği için otomatik olarak yem ile ilgili etkilendik. Arttı. Misal geçen yıl TMO'nun rakam açıkladığında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin arpa için rakam açıklandığında dolar düşük bir şeydeydi. Haziranda dolar bir fırladı. TMO rakamını güncelleyemedi. Dolayısıyla yurt dışındaki insanlar için o ucuz arpa fiyatı çok cazip geldi. Yurt dışına gelip dolar bozdurdular. Bizim arpayı aldılar gittiler. Bizim arpa neredeyse iki katı fiyatına çıktı. Bunu işte biz sesimizi duyurana kadar, bakın böyle bir ortam doğuyor diyene kadar iş işten geçti. Piyasada, Türk piyasasında arpa kalmadı. Tabii. Yurt dışından arpa gelmek zorunda kaldı. İçerideki arpa da ona göre kendini rakamsal güncelledi. Hı hı. 40 liralık arpanın torba fiyatı 65 liraya çıktı. Tabii iş işten geçmiş oldu. Bu da bir direkt bize rakamsal olarak yansıdı. İşte biz ithalat şansımız küçük ölçekte ya da orta ölçekte o kadar olmadığı için biz yerli hayvanla çalışıyorduk. Özel çiftliklerden özel hayvanlar alarak bu işi yapıyorduk. Yani işin sağlık boyutu var ya, yani evet, hayvanları mesela birçok yetiştiricimiz hayvanları topluyor. Pazarlardan topluyor. Evet. Yani gidiyor pazara, pazardan gördüğü, beğendiği, o anda hoşuna giden 10-20 ne bulursa alıyor, getiriyor, işletmesine koyuyor. Ama bu çok riskli, çok tehlikeli bir alış metodu. Çünkü hastalık olarak daha hayvanın vücudunda ortaya çıkmamış, özellikle stres altında çok ortaya çıkan, özellikle kış aylarında solunum sistemi hastalıkları ve hayvanlar üzerinde de ölümcül sonuçlara kadar gidebilen bu solunum sistemi ani olarak ortaya çıkıyor ve çok hızlı müdahale edilse bile bazen, çünkü antibiyotikler de çalışmıyor. Yani
Yani bir hastalığın kesin bir ilacı vardır. O da budur. Bunu vuralım, düzelsin diye de bir şey yok. Çünkü bazen antibiyotiğe karşı bakteri direnç geliştirmiş oluyor. Kullandığınız en kuvvetli antibiyotik bile o hastada çalışmayabiliyor. Ya da hastalık evresini geçmiş oluyor. Ölüm evresine girmiş oluyor, çalışmıyor. O yüzden pazardan toplanan hayvanların özellikle işletmeye konması çok büyük bir risk. Ha, bu noktada siz Türkiye pazarından besi hayvanı temin etme noktasında hastalıktan ari olan büyük işletmelerden tedarik ettik. Evet. İşte 2019 senesinde. Tabi aldığımızdaki zaman rakamlar makuldü. Yani olabilecek rakamlar çerçevesindeydi. Tabi et fiyatının nihai sonuçta sizin hayvancılığı ne kadar iyi yaptığınızın bir manası yok. Eti ne kadar fiyata sattığınızın bir manası var. Evet. İşte biraz önce konuştuğumuz gibi 31 liralara, 30 liralara, 28 liralara et verdiğimiz zaman biz şükürler olsun belki zarar etmedik ama bu da işte hayvanı ucuza aldığımız için zarar etmedik. Sizin maliyetiniz neydi hesaplandığında? Mesela işte Sinan Bey diyor ki bizim maliyetimiz 32. Aramızda sadece şöyle diyebilirim 1500 liralık bir fark vardı. Bir de destekleme 1750 liralık bir fark vardı. Bunu böldüğümüz zaman karkasa ne çıktı bunu acaba? Bunu yaklaşık bizde 28-28,5 liraya tekabül ediyordu. Anladım. Yani yerliyle yapılan hayvancılık bu dönemde 2019'da birazcık daha avantajlı hale gelmiş. Doğru biz mu? Sadece... Yani 32 liralık maliyet 28,5 liralara ya da 29 liralara kadar düşürülebilmiş. Biz sadece belki krizde, yani şöyle diyelim her rakam %40 arttı. Biz mevcudiyetimizi koruduk. Bizim kazancımız o oldu. Anladım. Zarar yok ama kar da yok. Çünkü kardan neden? 28'e 29'a kestirdik. Evet, kestirdiğimiz zaten maliyet fiyatıydı. Yani biz bu paraya yani mal ettik. Geçen sene 10 hayvanımız varsa, bu sene de 10 hayvanımız var. Ben onu şu şekilde yorumluyorum. Şükürler olsun hayvanlarımızı sattık. Tamam dedik, bu krizde de bir şeyler öğrendik. Bu krizdeki kazancımız işletmemizin mevcudiyeti oldu. Belki cebimize para girmedi. Evet. Ama sonuçta bu da bir kazanım. Çünkü kriz sizin paranıza, yani kim ne işi yaparsa yapsın, doktor da olabilirsiniz, inşaat mühendisi de, makine mühendisi de olabilirsiniz, öğretmen de olabilirsiniz. Kriz hepinizi etkiliyor. Pazarda pazar malzemesi de satıyor olabilirsiniz. Hepimizi etkiledi. Evet. Biz diyoruz ki tamam en azından işletmemiz baki kaldı. Bu sene tekrar yeni bir başlangıçla yolumuza devam edeceğiz. Bunlar şekillenirken İthalatçı arkadaşlarımız ham madde ihtiyacını yurt dışından görürken içerideki arkadaşlarımız da mallarını satamadı. Evet. Genelde süt cırtların erkek yavrularını satamadı. Evet. Fiyatlar gevşedi. Anladım. Piyasa düştü. Düştü. Durum böyle olunca bu kriz sırasını bizden onlara kaydırdı. Anladım. Yani damızlık işletmeleri vurdu ikinci aşamada. İkinci aşamada. Aslında 2019, ilk aşamada vurmadı. Tabii. 2018'in sonu 2019'un başı besiciyi vurdu. Evet. 2019'da 2020'de damızlık işletmelerini vuracak. Vurdu. Neden diyeceksiniz? Çünkü geçen sene 3550 liraya siz buzu alıyordunuz. Evet. Bu sene Holstein, bu kastettiğim Holstein, mavi pedigrili, ağrı işletmelerden alınan. Bu yıl yaklaşık ondan bir kademe üstün. Yaş olarak büyük. Yaş olarak büyük. Artı et kalitesi daha iyi olan simental ve montofon melezleri bu sene aynı rakamları almanız mümkün. Anladım. Ya yani şöyle düşünün. Yani Holstein 3.5'a alırken bu sene simental 3.5'a almaya başladık. Simental 3.5'a aynı ayarda almaya başladık. Tamam. Biz sıramızı saldık. Sıramızı şimdi damızlık işletmelerine devrettik. Bu ülke krizde de siz etkileneceksiniz şeklinde. Evet. Tabii bu istenilen bir durum değil. Tabii. Doğru. Fakat %40'lık bir piyasa daralması söz konusu. Evet. Yani kim ne derse desin. Yani enflasyon şu çıktı, bu çıktı. Ben pazardaki rakama bakarım. Tabii. Yani istatistik göreceli bir kavramdır. Doğru bir bilimdir. Fakat bakış açınız çok önemlidir. %40'lık bir daralmada biz bu sene Holstein yerine ibremizi et ırklarına, yani simental, montofon ve bunların melezine çevirdik. Bu yıl tasarrufumuzu doğudan yana kullandık. Simental, montofon ve onların melezleri. Çünkü fiyat orada cazipti. Evet. Her ne kadar Holstein gayet iyi bir hayvan da olsa bu sene rakamlar bize daha cazip olacağını, yani doğudaki hayvanın daha cazip olacağını gösterdi. Biz o tarafa kanalize olduk.
Bu da bize şunu gösteriyor, tekrar başladığımız noktaya, yani 5 yıl önce başladığımız noktaya geri geldik. Aynen öyle oldu yani, değil mi? 5 yıl önce de yine piyasa o şekildeydi. Yani ham madde tedariği, yani hayvan tedariği fiyat noktasında doğuda uygundu. Biz şu an bu krizde tekrar o noktaya geldik. Ümit ediyorum 2020 yılı bizim krizden çıkış yılımız olacak ama dün böyle maalesef talihsiz bir haber okuduk. Bilmiyorum. Hayırdır? Biz kendi yani Sudan'dan 50 bin ton daha et ithal edilecek, işte domates ithal edilecek, yumurta ithal edilecek şeklinde, tarımsal ürün ithal edilecek şeklinde. İnşallah olmaz böyle bir şey çünkü bizim üretmemiz lazım. İnşallah olmaz çünkü ben şunu baz alıyorum, 2 hafta önce yanlış bilmiyorsam Tarım Şurası'nda 1,5 yıl, önümüzdeki 1,5 yıl tarımsal İthalat konusunda, yani hayvancılık konusunda ithalat yapılmayacak, karkas et konusunda ithalat yapılmayacak denildi ama tamam, inşallah insanlar tabii verdikleri sözde dururlar ya da söyledikleri sözün bir mesleti olur. Biz ya de o söze inanırız. Haberler şey de olabiliyor, yani gerçek olmayan haberler yayılabiliyor, duyulabiliyor. Evet. İnşallah öyle bir şey vardır da inşallah böyle bir şey yani olmaz. Biz çünkü inşallah en tepedeki insanın söylediği sözün doğruluğuna inanırız. Onun i̇nşallah arkasında kalırız. Şimdi 2020'den Sinan Bey ne bekliyoruz? Yani 2020 başlıyor, başlamak üzere. Yani 2020 ile ilgili bakanlığın açıklamaları nedir? Sizin düşünceleriniz nelerdir? Beklentiler nelerdir? Yine ithalat olacak mı? Olacaksa Avrupa mı, Güney Amerika mı olacak ya da farklı ırklar mı olacak? Şimdi bekliyoruz? Tabii 2019'u iyisiyle kötüsüyle bir şekilde bitirdik. Hala ayaktayız sonuç itibariyle. Hepimiz bu ülke için mücadele veriyoruz. Üretime devam ediyoruz. Ticarette de bu böyledir. Bazen inişler çıkışlar olabilir. Hayvancılıkta da ülke ekonomisinde de biz bunu böyle görüyoruz. Yani bugün 2019 çok kötü bir yıl geçti ama 2020'de de ümitlerimiz hala devam ediyor. Zaten kriz dönemi değil mi? Yani hani bir dipi görür, ondan sonra tekrar toparlar. Hatta ve hatta altın dönemini yaşar, ondan sonra gene bir aşağıya düşer. Yani Türkiye'deki hayvancılık hep böyle gitmiş gördüğüm kadarıyla bugüne kadar. İnşallah biz dibi gördük. Dibi gördüğümüzü zannediyoruz İnşallah. Ki. İnşallah. Anlıyorum yani, ya inşallah gördük yani. İnşallah görmüşüktür. Yani tamam. 2020 2019 itibariyle. Tabii son dönemde artık devletimiz büyük oyuncu bu işte. Evet. Niye? Devletimiz diyor ki ben oyunun içine girdim. Tamam. Karkas fiyatı bu olacak. ESK şunu yapacak. Tamam. Farklı bu olacak diyor ve biz ona uymak zorundayız. Tamam. Ve uyduk da bu zamana kadar. Ha yine devletimizin açıkladığı bir şey var. Dedi ki biz bundan sonra ithalatı hayvancılık anlamında yapmayacağız dedi. Tamam. Tamam. Biz de ne yaptık? Bütün önlemimizi, bütçemizi, her şeyimizi, tedariğimizi buna göre planlamaya başladık. Tamam. Niye? İşte ithalat olmazsa eksiler ne, artılar ne? Bir SWOT analizi yaptık ve buna göre hareket ettik. Aa, Bekir Bey'in dediği ben duymadım. Bekir Bey'in dediği gibi eğer Sudan'dan tarımsal ürünler gelecekse o zaman biz revize etmemiz lazım. Bütün planları, bütün hesaplamaları, bütün o bu işlere ayırdığımız vakti çöpe atmamız lazım. Tekrar yeni bir planlama yapmak tekrar zorundayız. Tekrar planlama yapmamız lazım. Bu planlamalar da bizi yoruyor, şevkimizi kırıyor, enerjimizi düşürüyor. Yani bunlar hoş değil. Biz önemli değil. İthalat yapmayalım. Ben bu zamana kadar ithal hayvan getirdim. Evet. Getirmeyeyim ithal hayvan. Ben bütün hesaplamalarını gideyim Güneydoğu'ya, Doğu'ya. Bu ne demek biliyor musunuz? İşte demin dedik ya, biz artık İstanbul'un bir mahallesi gibi olduk. Aynen İşte öyle. Burası üretim yapıyoruz burada. Birçok işletme hiç yoktu, sıfırdı. Evet. Ama işte 500'lü, 300'lü adetsel anlamda fazla işletmeler kurulmaya başladı. Doğru. Son zamanlarda birkaç yıldan beri bu işletmelerin sayısı artı ve artarak devam ediyor. Aynen öyle. Buna bir altyapı gerekiyor yani bunlar için. İşte biz de altyapımızı oluşturalım. Bu ne demek? İthalat olmayacak. Bu sefer ne olacak? İşte 3-5 sene önce ben çok iyi hatırlıyorum. Etçi ırkların, kombine ırkların daha doğrusu birçok işletme dedi ki ben kombine ırk bakacağım arkadaş. Tamam. Sütü çok önemli değil ama etçi ırkları da değerli bir şekilde sizin gibi besicilere satacağım. Tamam. Biz de ne yaptık? Birçok işletmeyle gittik, görüştük. Dedik ki talibiz. Tamam. Bu bir yani bir plan
Evet. Biz bunlara talibiz. Siz yetiştireceksiniz. Tamam. Biz de bakacağız ve kesime göndereceğiz. Yani o işletmenin de önünü açıyorsun. Yani ben aynen senden öyle. Bunu alacağım. Bitti. Sen bu işi yap, üret. Yani evet. En büyük sıkıntı pazardır aslında. Yani ürettiğiniz malı. Şimdi sütte pazar sıkıntı yok. Sütü üretiyorsunuz, sütü veriyorsunuz. Ama et hayvanını ürettiğiniz zaman onun pazarının da hazır olması lazım. Aynen. Ama siz diyorsunuz ki bunu biz talep ettik. Yani biz gittik o işletmelere dedik ki evet. Siz üretin. Siz üretin. Biz bütün besilik materyallerinizi alacağız. Hiç sıkıntı yok. Evet. Bu çok mükemmel bir şey. Bu bir dönüşüm başladı. Bir altyapı hazırlıkları başladı. Fakat şimdi bu arkadaşların hepsinin şevki kırıldı. Ve bu şekilde kombine ırk getirenler şu anda sayısı çok azaldı. Evet. Çok azaldı. Şimdi özellikle birazcık da ondan ben bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde çok gündemde olan damızlık besi materyali ile ilgili Türkiye'de bazı gelişmeler oldu. Bunlar nedir? İşletmeler. Angus ırkı getiren işletmeler evet. Oldu. Dişilerini. Dişi. Düve. Tabii ki. Biz aslında fabrikayı getiriyoruz buraya. Aynen öyle. Niye? Fabrikayı getiriyorduk. Biz Türk insanı olarak gerçekten çok pratik zekalı insanlarız. Evet, yani anında çözüm bulabiliyoruz değil mi krize? Anında. Yani bugün bir açıklama oluyor. Yarın ertesi gün oturup hemen tık 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 tık. Yani bir Avrupalı belki ben bu kadar hızlı değil yapamaz. Yani ben evet. Görmedim. Birçok Avrupalı ticaret yapıyoruz. Evet. Ticari ilişkilerimiz var. Bu kadar pratik zekalı Türk insanı gibi insan görmedim. Hemen taşları yerine oturtturabiliyor ama arkamızda güç şey lazım bize. Evet, destek yani lazım. İstikrar lazım değil mi aslında? İstikrar çok önemli. Şimdi geçen sene 2 yıl içerisinde ben çok iyi tanıyorum. Bildiğim Angus getiren yetiştiricilerimiz oldu. Evet. Besi yapıyordu. Hatta yani İnegöl'de Hasan abimiz var mesela. İsmini burada zikretmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Yani Hasan abimiz besi işi yapıyordu. Yurtta yani şeyden Doğu Anadolu, Güneydoğu bölgesinden besi materyali, besicilik yapıyordu. Geçen sene dedi ki ben dedi bu besi materyalini gidip almak istemiyorum. Kendim üretmek istiyorum ve gerekirse bunu satmak istiyorum dedi. Angus getirdi. Ama maalesef yani hani sonuçları kötü. Yine limuzin, şarole ırkı hayvanları Türkiye'ye yüklü miktarda, yüksek miktarda sayısal olarak 300'lü, 500'lü, 1000'li sayılarda Türkiye'ye getirip bu işe başlayanlar oldu. Ama krizin 2019 yılında yaşanmış olması maalesef çok kötü oldu. Yani keşke bu işletmeler kurulup aradan şöyle 1-2 yıl. Çünkü bu işletmelerin para kazanması için yaptıkları yatırımdan en az 3 yıl beklemesi gerekiyor. Yani 3 yıl sonra para kazanıyor. Çünkü düveyi boğaltı getiriyor. Boğaltı düve getirdiniz. Angus, limuzin, şarale fark etmez. Bunun tohumlanması için birkaç ay bekliyorsunuz. Doğurması için 9 ay bekliyorsunuz. Doğurduktan sonra doğan buzağının yani besi materyali olarak satılabilmesi için yani kesilmesi için bir sene bekliyorsunuz. İyi de yani bu işi topladığınız zaman başından sonuna kadar getirmesinden kesimine kadar 3 yıl gibi bir süre gerektiriyor. Ama işletme hayvanları getirdiği andan itibaren 6 ay sonra maksimum bir sene sonra krize girdik biz. Maalesef. Yani bu kötü oldu sadece. Maalesef. Yoksa o işletmeler 3 yıl 4 yıllarını tamamlamış işi çevirebiliyor olsa. Çünkü bu tip işletmelerin maliyetleri bizim işletmelerimize göre çok düşük değil mi Bekir? Yani damızlık besi materyalinin annelerin maliyeti çok düşük. Besinin maliyeti yüksek. Damızlık işletmelerin, süt işletmelerinin maliyeti yüksek. Ama bu işletmeler içerisinde sınıflandırma yaptığımızda damızlık besi dediğimiz materyalin maliyeti çok daha düşük. Burada bir şey ilave edebilir miyim? Tabii. Tabii ki. Biz mümkün olduğu kadar rakamlarla çalışmaya gayret gösteriyoruz. Krizden önce bir et ırkı yıl içerisinde tükettiği yem miktarıyla nihai sonuçta kazancı çok iyiydi. Tamam. Kriz geldi. Şu an kriz sonrasında et ırk cazip hale gelmedi. Cazibesini kaybetti. Bütün cazibesini kaybetti. Şu an etçi ırklara bakmanızın çok bir manası kalmadı. Besi için konuşuyorum. Besi için konuşuyorum. Tamam. Şimdi konu daha farklı bir noktaya evrildi. Hı hı. Şimdi kombine ırklar noktasına evrildi. Evet. Yani siz hem hayvandan besi materyali almak durumundasınız. Hem de süt almak durumundasınız. Yani kombine. Tabii. Kesinlikle. Şöyle bir küçük bir anımı anlatayım. İşte 2018 Haziran ayında
Biz işte işletmemizin bir hedef doğrultusunda Etçirk'a geçecektik. 2018'in Haziran'ında 100 tane Etçirk alacaktık. Evet, biliyorum. Biliyorsunuzdur bu kırsal kalkınmadan dolayı koşulları da sağladık. Biz artık bir danışmanlık şirketiyle çalışıp bunu alacağız. Sonra krizin yavaş yavaş geldiğini gördük, sezerek evet, dedik ki biz bu fikrimizi şöyle bir hafta 10 gün bir erteleyelim. Şöyle diyeyim, biz o yatırıma durumumuz vardı. Teknik koşulları da sağlıyorduk. Fakat biz onu yapsaydık şu an biz büyük ihtimalle legal bir şekilde batmıştık. Aynen öyle olacaktı. Yani oradaki acele etmeyip beklemeniz yani aslında sizi kurtardı. Yani o 15 gün bizi kurtardı. Bu neden kaynaklı? İşte tek unsur ether hayvanı buraya getirmek, işte tohumlamak, çok iyi yavrular almak. Evet, o sürecin bir parçası ama nihai olarak siz o eti kaça satıyorsunuz? Tabii. Siz 40'a satmanız gerekirken bugün 29-30 et satıyorsanız maalesef o işten kâr edemiyorsunuz. İşte o gün Etçi ırkın cazip olduğu, para kazandırdığı konu şimdi dediğim gibi kombin ırklara evrildi. Evet. Bu tamamen şu an benim tespitim Kars daki yapılan hayvancılığa döndü. Yıllar önce, yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl kadar, 12 yıl kadar önce, bir küçük müsaade ederseniz anımı anlatayım. Tabii ki, buyurun. Kars'a bir arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Kars'ı dolaştık, geldik, gezdik. Tamam. Etçirtlerin genlerine rastladım ben. Hmm. Angus hayvanlar var, işte Limousin Şerolü hayvanlar var ama arkası yok. Hmm, evet. Dedim ki ya kusura bakmazsanız ben yani bir soru sormak istiyorum. Bir genetik karışımı var, bir ama karışma nereden? Var ama arkası yok. Tamam. Dedim ben burada Etçirtlerin genlerini görüyorum, izlerini görüyorum ama siz dedim neden Etçirt yapmıyorsunuz? Yani imkanlarınız son derece evet, müsait. Evet. Dediler ki, çok güzel bir cevap verdiler bana. Bize dediler Etçirtler olmuyor. Evet, teknik olarak burada Etçirt'i yapabiliyorsunuz ama kazanç olarak dediler biz Etçirt'ten bir randıman alamadık. Neden dedim, yani bakın yani her taraf ot burada. Tamam. Bize dediler süt de lazım. Kars kaşarını neyle yapacağız biz dediler. Evet. Bize dediler hem danasını satacağız, hem sütünden kaşarını satacağız. Ha dedik, kazanç burada. Tamam. Şimdi yıllar önce atalarımız ne yapıyordu? Koyunda. Koyun neden bize cazipti? İşte eti vardı, sütü vardı, yapası vardı. Evet, derisi sürü, vardı. Tabii derisi vardı. Buna benzer bir sürü kazanım vardı. Sonra ticarette ileriye gitmiş ülkelerin ticaret mentalitesine bakarsanız onlar da aynı aklı güdüyor. Yani bir üründen 4-5 faydayı aynı anda sağlamak gerektiğini düşünüyor. Tamam. Bizimki de şu an kar marjları azalınca artık tek bir ırk, yani etçi ırk cazip hale gelmez oldu. Şimdi kombine ırka geçti. Yani aynı anda ikinci bir ürünü, üçüncü bir ürünü alabiliyor mu? Alabiliyorsam evet, şu anda cazip. Evet. Alamıyorsam bunun da nedeni bizim meralarımızın zayıf olup bu hayvanların meraya dayalı, yani bedava yeme dayalı kısmını parayla geçmemiz. Para olunca kârı biz kesif yeme, kaba yeme götürüyoruz, veriyoruz ama meraya dayalı yapsak etçirtler de cazip olacak. Bugün iddia ediyorum Avrupa'da, Güney Amerika'da, işte Avrupa'da, Avustralya'daki insanlar da bizim ülkemizdeki gibi arpaya bugün 67 lira fiyat verse ya da kesif yeme 70 lira fiyat verse onlar için de etçirtler cazip olmayacak. Çünkü neredeyse şu an üretim rakamlarını eşitledik. Evet. Onlar da diyecekler ki bize Angus artık cazip değil. Tabii. Onları cazip kılan şey meraların çok kuvvetli olması, meraların o hayvana yeterli olması, onların kesif yem için ya da kendi üretmediği bir yem için para ödemeleri. Evet. Evet, 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 evet. Doğru. Dediğim gibi bundan sonra bizim için kombin ırklar daha cazip. İşte bir montofon ve melezi. Simental evet. Ve melezi. Bu da kendi içerisinde bir sistematiğe girmiş. Yani seçilmiş erkek sperm atarak ya da doğacak erkek varlığını yüzde olarak kendiniz ayarlayarak işletmenizi stabil hale getirebiliyorsunuz ya da karlı hale getirebiliyorsunuz. Artık şöyle diyeyim, hayvancılıkta bundan 3 yıl kadar önce, 2 yıl kadar önce biz hep teknik konuşuyorduk. Evet. Rasyon konuşuyorduk, yönetim konuşuyorduk, fiyat konuşuyorduk. Artık bunları konuşmuyoruz. Bunlar biraz daha geri plana kaldı. Şimdi daha farklı teknikler konuşuyoruz. Daha farklı finans yönetimleri konuşuyoruz. Daha farklı üretim modelleri konuşuyoruz. Evet. Tahmin ediyorum bundan sonra işimiz biraz daha zor. İthalat olduğu sürece. Evet. Çünkü biz farklı çıkış yolları bulmak zorundayız. Bizim mesleğimiz bu. Yani biz ceketimizi alıp çıkamıyoruz. Bizim mesleğimiz bu. Ailemizi buradan geçindirmek zorundayız. Bundan emekli olmak zorundayız.
Dolayısıyla biz daha iyi çıkış yöntemleri bulmak zorundayız. Bu bunlardan bir tanesi. Evet, evet. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaştık. Aslında programımız ne kadar böyle çabuk geçti ben anlamadım. Yani programı bir baktık ki sonuna geldik. Özellikle programın böyle son kısmında yani söylemek istediğiniz son sözlerinizi de almak istiyorum. Önce Sinan Bey'den alalım. Son olarak şimdi şeye değindik ya işte kombine ırklara. Evet. Tabii bu kombine ırkların Türkiye'de tekrar bu olmazsa olmazımız. Yani bizim fabrikayı bir kere Türkiye'ye getirmemiz lazım. Evet. Bunun için de ne yapılabilir? Ve meralar. Kombine ırk dediğimizde ilk aklımıza gelen meralar. Çünkü ben Avrupa'ya gittiğimde ilk önce kombine ırkları meralarda görüyorum. Veya tahsis edilmiş, çiftçiye tahsis edilmiş meraları görüyorum. Zaten meralar konusu başlı başına bir konu. Ve evet. Bizim meralarımız maalesef ve maalesef hiçbir şekilde kullanılamıyor. Yani kullanılıyor da. Yani kapasitesinin belki %10'u kadar kullanılabiliyor, belki %20'si kadar. Merayı kullanamıyoruz çünkü mera diken ve çerçöp içerisinde. Değil mi? Bu önemli. Çünkü ot, süt ve et. Evet. Yani bunlar önemli. Mera konusu çok önemli. Buna değinmek istiyorum. Bir de bu tür programların daha fazla olması lazım. Sadece işte maliyet açısından değil, hayvan sağlığı, hayvan beslemesi, yönetimi. Tabii. Çünkü gerçekten maliyetli işler. Evet. Ve canlıyla uğraşıyorsunuz. Bunların sürekli bilgilerin güncellenmesi lazım. Bunları bir de az önce dediğiniz gibi programın başında da dediniz ya hani bir Güney Amerika'dan gelen hayvanların bakımı, beslemesi, yönetimi her şeyi farklı. Aynen, bu bir ayrı bir iş yani. Evet. Hani gerekirse bu tip programların daha böyle özelleşerek nasıl mesela hastaneye gittiğiniz zaman göz doktoru ayrı, dahiliyecisi ayrı, cerrahı ayrı, mesela kadın doğumcusu ayrıysa, branşlaşmışsa aslında hayvancılıkla da ilgili böyle programların birazcık daha branşlaşarak, değil mi? Kesinlikle. Yani hani bir besicilik yapan kişinin bir besi programını oturup rahatlıkla sırf besi üzerine bir programın, süt işletmeleri için ayrı bir programın, değil mi? Böyle kesinlikle. Daha spesifik programların olması gerekiyor. İnşallah artmasını talep ediyorum yani. İnşallah. Yani İnşallah. Bizler elimizden geldiğince bunları arttırmaya çalışıyoruz. Çok evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok sağ olun. Benim söylemek istediğim şey yani besi konusunda bu her zaman savunduğum konu, konunun muhatapları olan işte siyasi tarafı, teknik tarafı, ticari tarafı, sosyolojik tarafı bunların nihai karar verilirken bu insanların aynı masada olmaları. Ve, çok önemli. Tabii. Önemli bir konu yani. Yani karar aşamasında karar veriliyor ama konunun muhataplarının da orada söz sahibi olması. Evet, muhatapların aslında kararla hiçbir alakası yok. Az önce siz söylediniz ya Sinan Bey, dediniz ya hani bizi Türk milletinin iyi bir özelliğinden bahsettiniz. Hemen anında değişen şartlara göre plan programını değiştirip uyum sağlayabiliyor. Evet doğru. Ama yani biz uyum sağlamak istemiyoruz. Yani biz o planın ve programın içinde de olmak parçası istiyoruz. Olmak istiyoruz. Parçası olmak yani, istiyoruz. Yani şöyle bir şeylere karar verilip kanunlar çıktıktan sonra haber olması bence çok manalı değil. Evet. Bizim hep hatalarımız buradan oldu. Bize çok ciddi zararlar getirdi. Yani bizler değil bütün ülkeye zarar getirdi. Yani üretim azaldı, insanlar küstü, bu işi bıraktı, devlet ciddi paralar kaybetti. Dün biraz rakamları inceledim. 3,5 milyar dolarlık hayvan ithal etmişiz. Bu çok ciddi bir rakam. Çok. 16,5 milyar dolarlık tarımsal ithalatımız var. Bu 20 milyar dolara tekabül bir yılda. Demek ki bu para bizim cebimizden çıkmış. Evet. Otursak bunu bir masa etrafında, konunun bütün muhatapları, ziraat mühendisleri, veterinerler, bakanlık, işte birlikler, mahır sahipleri, birlikler, kooperatifler, mezbaha sahipleri, kasaplar, bunu bir siyasi çerçevenin dışında, reel akılla, bilim aklıyla oturup tartışsak, ortak amaçta buluşup hep beraber güç birliği yapıp çalışsak ben daha doğru yolların bulunacağını düşüncesindeyim. Ve bunu daha da geliştirip ben ihracatçı olacağımız konusunda da iddialıyım. Evet. Çünkü bizim altyapımız var. Sinan Bey'in de dediği gibi biz çok zeki insanlarız. Ben yıllarca yabancılarla çalıştım. Söyledikleri tek cümle şuydu. Sizler çok zekisiniz, çok pratik zekalısınız.
bu iyi varlığımızı, bu iyi kazancımızı bizim nakde çevirmemiz gerekiyor. Bunun da tek yolu ortak istişare, ortak konuşma, ortak dil, ortak amaç. Evet. Aslında şöyle bir 10 sene falan geriye gitmemiz gerekiyor. Kısaca bu. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, değerli yetiştiriciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize hoşça kalın, esenlikler diliyorum.